Afut! Bu bir soygundur! Hadi bakalım! Bizim sokaktaki insanın da efendim gişe filmi ve festival filmi dediği aslında Hürrem Erman'ın söylemeye çalıştığı şu. Ben de yakın zamanda bu saptamayı açıkçası öğrendim. Diyor ki biz gişe filmleri yapardık. Yapımcı sineması yapardık. Ertem Eğilmez için de geçerli. Bütün Hababam sınıfları yapımcı sinemasıdır. Ama bir yönetmenle çalışırken 4 ya da 5 tane filmimizi o kadar zorluklarla çekmiş ki negatifler kara borsa. Bulamıyorsunuz negatif. İşte atıyorum 10 kutu filmle gidiyorsunuz. 11. kutu yok. Bitirmek zorundasınız. Ve bütün bu zorluklara karşı bu özveriyi göstermiş yönetmen size geliyor 5. filmden sonra benim bir projem var. Bunu çekebilir miyim? Bütün parasını biz karşılardık. Bu da yönetmen sineması olurdu. Böyle çıkmış yapımcı sineması ve yönetmen sineması. Buradaki aslında ticari sinema ve festival filmleri ya da işte art sanat filmleri dediğimiz kavram da buradan çıkıyor. Zaten festivale bu filmi götürürken adamın gişe kaygısı yok. İlk etapta böyle atlıyor. Ama ben de diyorum ki herkesin bir gişe kaygısı var. Kesinlikle herkes filmin izlenmesini ister. Bir emek harcıyorsunuz. Bu emeğin karşılığının en güzel yanı paradan çok daha önemli. İnsanların gelip izlemesi ve onu bir şekilde ödüllendirmesi. Bu Reis Çelik, yıllardır tanıdığım arkadaşların bu işte Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, aklınıza gibi Nuri Bilge Ceylan, Mayıs Sıkıntısından ya da Kasabadan bugün artık dünyanın işte 60 ülkesine daha proje aşamasında film satan insan haline geldi. Aslında herkesin bir kaygısı var yani. Umarım Tepe'nin Ardı da bu kadar şeyden sonra, ödülden sonra gişede de buluştuğunda insanları tatmin eder ama dünyanın her tarafında kültür ve sanat nüfusa oranla daha az tüketiliyor maalesef. Amerika'da böyle, Çin'de de böyle, Türkiye'de böyle. Çocuklar hadi hava kararmadan olağa gidelim. Bir şey tutamazsanız üzülmeyin. Akşama davar keseceğim. Gökler bize bir şey yapmaz ki. Niyeymiş? Korkma benim varken bir şey yapmaz. Korkmuyorum ki zaten. Tepenin ardındakilerin. Gözünü seveyim Faya. Jandarmaya haber edelim. Uğraşılmaz bunlarla. Aslında aktif sinemaya giden insan sayısı bu ülkede yaklaşık 3-4 milyon kişiyi geçmiyor. 4 milyon kişi demiş olsa, yılda 10 tane filme bilet almış olsa zaten 40 milyon bilet satılıyor bu ülkede. Gizem işte rakam bu. Evet, aynı kişiler arasında evet, belki bir sirkülasyon çok var. Çok doğru. 270 tane film var. Düşünebiliyor musunuz? 52 haftada 270 yaş ettiğinizde neredeyse 6 tane film çıkıyor ya da 5 tane film çıkıyor, 5-5,5 film çıkıyor haftada. Giden insan sayısı 4 milyondan söz ediyorum. Bana göre yani bu kesin bir ölçülebilmiş bir şey değildir, ölçülemez de zaten ama 4 milyon insanın 52 haftada alacağı bilet sayısını konuşuyor. 40 milyon bilet satılıyor. Bu sene o da düşecek. Bakın size gelirken evet, baktım, sinemanın kan kaybetmesiyle ilgili asıl saptama şudur. Geçtiğimiz yıla baktığımda, geçtiğimiz yıl ile bu sene arasında çok ciddi bir fark var. Geçtiğimiz yıl 71 tane film gösterime çıkmış. Totalde yerli sinemayı konuşuyoruz. 22 milyon 130 bin bilet satılmış. Bu yıl şu an yani Kasım ayı itibariyle 48 tane film çıkmış. Yaklaşık 15,5-16 milyona yakın bilet satılmış. Yani Aralık ayındaki bu 4 hafta içerisinde 48 olsun 58 film. Yani 71 filmle 58 arasında ciddi bir fark var. 22 milyonla ki 4 milyon daha almış olsa yapar 20 milyon. Bir 2-2,5 milyona yakın da bence orada bir kayıp söz konusu. Korku sineması bu ülkede korkuyla beslenmemiz gerekecek çok fazla faktör varken aslında korku sineması bence biraz kısır kaldı. Çünkü yaptığım araştırmada bu 2000 ila 2012 arasındaki bir araştırmaydı. Yaklaşık 16 tane korku filmi çekilebilmiş. Yani 300 film diye yanılmıyorsam. Bu 16 tane filmin içerisinde şöyle bir baktığımızda aslında iyi bir korku filmi çektiğinizde paranızı bir şekilde amorti ediyorsunuz. Öyle potansiyel var, var değil mi? Hani kötü korku filmleri bile aslında birçok filme göre çok daha fazla şimdi izlendi. Şimdi Türkiye'deki en çok gişe yapmış olan 836.450'dir okul filmi. Muhteşem Yüzyıl'ı çeken arkadaşlarımız Durul ve Yağmur kardeşlerimiz çekmişti. Bunun ki Doğu Yücel'in senaryosudur. Şimdi bununla beraber en az gişe yapmış olanları topladığımızda 235 bine yakın bir ortalama çıkıyor. Yani korku filmlerin
çok büyük bir şey yoktur, bütçesi yoktur. Yani siz bir işte New York'ta 5 milyar gibi çekmiyorsunuz bunu. Ama buna baktığınızda 235 bin ortalama bir rakamdır ve bir şekilde paranızı çıkartırsanız ki bugün bir bileti yapımcıya kalan 4 liradır. 4 lira nettir. O da sinemasal tarafı tabii. Televizyonları falan ya da diğer şeylerini konuşmuyoruz. Korku filmlerinin böyle bir özelliği var. Korku filmleri çok çekilmeli ve kaliteli çekilmeli diye düşünüyorum. Çünkü Paranormal Activity'ye baktığımızda bir seri yakaladılar ve son derece ucuz gibi görünen ama çok iyi bir tema yakalamış bir iştir. Zamanlar Blair cadısı vardı ve ben hatırlıyorum kamerasını kapan ormana koşmuştu Türkiye'de. Hala da bir film gösterime çıkamamıştı. Üstelik de Tuğçe Kazaz'ın Tolga Karel de oynadığı filmdir. Cin geçirir diye. Yani izlediğim için yorum yapmayayım ama yani bu proje, ya ucuz projeler çok para kazandırır mı düşüncesiyle gidiyorlar ama ucuz proje çok para kazanır ama siz ucuz düşünmeyeceksiniz. Yani karşılığı bu. Çok iyi bir şey yapmalısınız. Yani el feneriyle ışık yapmayacaksınız. Hakikaten ışık yapmanız lazım değil mi sinemaya? You believe the occult may be involved in the disappearance of your son? I am so scared. Türk sineması doğudaki savaş, terör bir şekilde adını nasıl koyarsanız koyun acaba kayıtsız mı diye kendime sorduğumda evet kayıtsız kaldığını, daha filmine kadar sadece 3 tane film çekilmiş. Yani onlarca yüzlerce film araştırdım. Ne zaman başlamıştı? 84'te başladı. 84'ten bugüne kadar çıkmış olan bütün filmleri araştırdım. Haftalarımı aldı. Atlamayayım, haksızlık etmeyeyim diye. Karşıma ne çıktı biliyor musunuz? 2001'de Deli Yürek, 96'da 95-96 yanılıyor olabilirim. Reis Çelik'in Işıklar Sönmesi'yle başlamış. Deli Yürek'le devam etmiş. Arkasından da Nefes filmiyle son bulmuş. Ta ki Dağ filmine kadar. Düşünebiliyor musunuz? 1700'e yakın film vardı yanılmıyorsam ya da 1750. Sadece 3 tane film yapılmış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü içimi acıtmıştı. Amerika, Vietnam'da işte ne kadar kaldıysa benim bildiğim herhalde 8-9 tane film vardır. Afganistan'a gitti. Ne Rambo'ları kaldı ne izlemediğimiz başka şeyler kaldı. Irak'a gidiyor arkasında onlarca film çıkıyor. Ya bu ülke, ve Oscar alıyor bu filmler. Evet ve bu ülke sineması bu kadar duyarsız kalabilir mi? Sinemanın varoluş nedeni nedir zaten? Varoluş nedeni budur. Toplum ayna tutacaksın. Var olan her şeyin yansımasını bir şekilde yönetmen bakış açısıyla sokaktaki insanın da buna ilgi duyacağını düşünerek yazacaksın, çizeceksiniz.